Kalbimin hüzün dolu köşesi diyordu Karabağ'dan söz ederken. Kalbinde o hüzünle yaşadı son 10 yılı. Sonra yavaşça gözlerini kapadı. Tarihe bir soykırım olarak geçecek Hocalı. Şuşa'da var, Fuzuli'de, Agdam'da çok çekti. Ama dünya görmedi, duymadı, kulak asmadı. Daha çok silah, daha çok adam yolladı. Dünyanın en önemli geçitlerinden biri daha yıllarca kana boyandı. Yüzyıllar öncesinden gelen ağıtları dinledik orada ve son 15 yılın acılarını paylaştık. Acıyı en çok yaşamış olanlarla, kırılmış, katledilmiş, yalnız bırakılmış ve dik duranlarla konuştuk. Zengin topraklara sahip olmanın bedelini çok ağır ödüyorlardı. Aynı dil, aynı din ve aynı duygu ülkesinin kardeş halklarıyız. Doğuyla kucaklaştığımız Azerbaycan'dayız. Bu köyde yol var. Buldular bizi mektubu. Komünist Amerika'dan sonra... Sayfı Kavkasya'ya dönüyorlar. Sınırlar paylaştığımız bizden kopan... Ben 4 sene okula açıyormuştu müziği. In Skopje, it's in many ways economically pressure in terms of profit. Ama birkaç dakikadır dinliyorum ve böyle başka bir yere gittim, geldim yani merhaba. Burası Abdullah Efe. Şuşa bilirsiniz. Biliyorum. İşgal altında. Evet biliyorum. Yani onlar uçurlar ama yuvasını tapabilmirler. Hmm. Uçurlar. Bunun adı mı? Bununla ismi. İki kuşun feryadı. Yarabbim yani. He, çünkü ben özüm Şuşalıyım, ona göre bunu yazdım. Öyle mi? Şuşa Azerbaycan şehriydi ve Karabağ'da 1993 yılda Şuşa işgal olunmuştu yine. İkinci, üçüncü defa. Ve orada bir tane de Azerbaycanlı kalmadı. O da Müzeyir Bey'in ev müzeyi var, Bülbül'ün ev müzeyi var. Netavan büyük ama gidilemiyor kadın. Ya değil mi? Siz heykelleri, güllelemiş heykelleri mutlaka çekin. Prezident aparatının yanında, hayatında heykeller var. Polat onları büyük parayla çıkarttı Şuşa'dan. Ermeniler askerler o heykellere çirk gibi talim yapırdılar ya. Hmm. Onların gözleri hepsi güller şey var, izi var. İzi var. Şuşa Ermeniler tarafından işgal edilen en güzel bölgelerden birinin ismi. Azerbaycan'ın en büyük sanatçılarının doğum yeri. 1993'te tanklar Şuşa'ya da girdi. Her yer top ateşine tutuldu. Tüm çevresi sarılmıştı Şuşa'nın. Yaşlısı, genci, şehitleri yerde kaldı. Kaçabilen kaçtı. Şuşa'da Azerbaycan halkının dünyaya mal olmuş Bülbül gibi, Hacı Beyoğlu gibi sanatçılarının anıları, heykelleri kaldı. Ateşkesten sonra bu heykeller Ermenilerden satın alınarak Bakü'ye getirilebildiler. Kurşunla örtülüydüler. Bugün Azerbaycan'ın beşte biri Ermeni işgali altında. Ateşkesten beri uluslararası platformda ikili, üçlü, beşli görüşmeler sürüyor. Ama işgal kaldırılamıyor. 1996'da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın 54 üyesinden 53'ü Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etti. Ama hiçbir sonuca varılamadı. Topraklar işgal altında. 1 milyon göçmen evlerine dönemiyor ve dünya suskun, Ermeni işgalini seyrediyor. Hem de 13 yıldır. Bugün Azerbaycan uluslararası örgütlerin haksız ve yanlı davranışlarının bir simgesidir. Soykırıma uğramış, toprakları işgal edilmiştir ve istedikleri zaman dünyayı ayağa kaldıran, birkaç günde asırların sorunlarının hallini dayatan Avrupa Birliği örgütleri, insan hakları dernekleri, uluslararası teşkilatlar
sadece seyircidir. Mən olmuşam özüm posta iki oğlumla bir yerdə. Qəflətən ermənilər hücum edib tankla, BTR-lə. Bizim xalqında heç bir xəbəri yoxdur. Hücum qəflətən olub, başlayıblar evləri oddamağa, ateş açmağa, cəmaat məcbur olub, gəlib dolub çaya qışın günündə. Qar, buz, oradan da dolublar meşələrə, cəmaatın əksəriyyəti orada dondu qırıldı, salamat qalanda ermənilər qırdı. Xocalı faciəsindən öncə, yəni faciənin olacağını artıq hamı bilirdi. Necə bilirdi? Artıq mühasirə halqası daralmışdı, hər tərəf erməni kəndləri və bizim Azərbaycanın bu birisi hissəsi ilə, məsələn, Ağdamla əlaqəmiz tamam kəsilmişdi, ancaq vertolyot vasitəsi ilə mümkündür. Və deməli, sonuncu vertolyot da Xocalıya düşdü, fevral ayının 13-də. Xan kəndində olan 366-cı moto atıcı diviziya vardı, Alay. Rusların idi. Və amma həmin vaxtda artıq o rusların yox, ermənilərin demək olardı. Çünki artıq ermənilər elə bir nəzarət edirdilər ona. Və həmin Alayın tankları, BTR-ləri başladılar Xocalının çevrəsində bir mühasirə yaratmağa. Və mühasirə yarandı qutarandan sonra başladı əməliyyat. Yəni, Xocalının məhv edilməsi əməliyyatı başlandı. Öncə artilleriya vurmağa başladı kəndi. Top ateşi ilə hardasa bir 2 saat, 3 saat, 4 saat təxminən vurdular. Sonra tanklarla bərabər əsgərlər yavaş-yavaş kəndə doğru gəldilər. Qabağımızda Ermənistan, heç nə. Orada əhalinin yarısı çıxıb gedib, qalan yəni insanlar yəni səfalət içində. Amma onların dalında böyük dövlətlər var. Onların dalında böyük lobi var, böyük paralar var, böyük dövlətlərin maraqları var. Bizim də hələ problemimiz bundadır. Ülke bir petrol denizinin üzərində oturuyordu. Dünyanın en stratejik geçitlerinden biriydi. Kendi haline bırakılamazdı. Dünyayı yönetenler düşündüler ve Ermenileri destekleyerek oyuna başladılar. Yıl 1987. Sovyetler Birliği dağılıyor. Gorbaçov iş başında. Politbüroda bir büyük isimle çatışıyor. Haydar Aliyev 1987'ye kadar Sovyet Politbürosu'nun 2 numaralı adamı, dünyayı yöneten birkaç kişiden biridir. Gorbaçov'un tehcir politikalarına 2 yıl boyunca direnecek, sonunda istifa etmek zorunda kalacaktır. Bu felaketin başlangıç noktasıdır. Çok kısa bir zaman sonra Batı'nın da desteğiyle Azerbaycan topun önüne konacaktır. Haydar Aliyev ikinci adamken, koca Sovyetler'de ikinci adamken birdenbire istifa ediyor, ettiriliyor neyse. Ve göz hapsinde. Siz profesörken herhalde işinizden oluyorsunuz o sırada. Evet. Bütün ailenin çeşitli fertleri darmadağın oluyor. Ve 15 gün geçiyor bu olayın üstünden. Agan Agan Begyan Paris'te konferans yapıyor. Evet. Ve diyor ki Ermeniler Karabağ, tam yani Haydar Bey gidiyor. Tamam. Karabağ Ermenilere verilmelidir. Doğru. Diyor. Bunu bekliyorlardı. Doğru. Ve hepsi birden atladılar. Doğru. Arkasından da zaten herhalde 1994'e kadar en çok şehit veren ülkelerden biri. Hiç dinmedi. Şimdi İlhan Bey ne olabilir? Yani ben gittim görüştüm kaçkınlarla falan. Zannediyorum bir devlet politikası olarak da onların geri gitmesi
öngörülüyor ki fazla da çok fazla yerleşik durumda değiller şu anda. Ne düşünüyorsunuz? Yani alınabilecek mi geriye bu topraklar ya da ne olabilir? Ben şüphe etmiyorum ki bu torpaqlar geriye alınacak. Bu veya diğer yolla Azerbaycan öz arazi bütövlüğünü bərpa edecektir ve işgal olunmuş torpaqlardan işgalçı güvveler çıxarılacak. Bunun iki yolu var. Biri barış yolu, sülh yolu, danışıqlar yolu, o birisi müharibə yolu. Heç bir yol istisna olunmur. Bizim isteğimiz ondadır ki biz sülh yoluyla, danışıqlar yoluyla buna nail olaq. Ona göre biz hem ATƏT'in Minsk grupunda, eyni zamanda Birleşmiş Milletler Təşkilatında, Avropa Şurasında bu məsələni qaldırırıq ve dünya ictimaiyyətinin diqqətini bu məsələyə cəlb edirik. Çünkü istəyirik ki sülh yoluyla edək. Ama bu təkcə bizdən asılı deyil. Çünkü danışıqlarda iki tərəf iştirak edir. Azərbaycan, Ermənistan. Ermənistan ve onun qeyri konstruktiv mövqeyi elbette ki büyük engeldir. Biz yine çalışacağız, yine bütün imkanları sınayacağız. Eğer gördük ki artık danışıqlar yolu hiçbir səmərə vermir, Ermənistan işgal edilmiş torpaqlardan geri çekilmek istemir, o zaman bütün başka vasitelerden biz istifadə edeceğiz. Haydar Aliyev'in politik arenadan çekilişinden sadece birkaç ay sonra 1988 Şubat'ında Ermeniler uluslararası destek arkalarında saldırılara başladılar. Karabağ Ermenilerindir sloganları ilk kez o zaman duyulmaya başlandı. Gelecek 4 yıl içinde Azerbaycan'ın 5'te 1'i Ermeni işgaline uğrayacaktı. Karabağ sorununun patlamasından sadece 2 yıl sonra Bakü'de halk yönetime karşı ayaklanıyor, Gorbaçov'un emriyle bir katliam gerçekleştiriliyordu. Sonuç 600 ölü, yüzlerce yaralıydı. Bakü kırılmıştı. Gelmiştin sen buraya. Yani 1989. Aile. 89'da. Sonunda 89'un sonunda. Şeyden. Özbekistan'dan. Özbekistan'dan gelmiştim. Sonra 89'da geldin. Evet. 90'da bu olaylar oldu. 97. Sen kaç yaşındaydın o zaman? 84'üm ben o zaman. 5 yaşındaydım. 5 yaşında öyle. Bu insanın en çok aklında kalır değil mi onlar? Evet. Gel. Şeyi ne hatırlıyorsun Ahmet, o 5 yaşından ne kaldı aklında? İşte çocuklukta arabayla geçerken yollar kandı, bütün teller kırık, arabalar devrilmiş vaziyette. Yani evet. Çok korkunç. Büyük bir blokaj yapmışlardı değil mi? Evet. Tanklar gelirken. Evet. Sonra bu insanların hepsi sivil insanlar, orada ölenler. Evet, sivil zaman. İnsanlar tankların karşısına geçtiler. Hepsini işte acımasızca orada öldürdüler. Çıkmıştık. Babamlar falan hep bütün millet çıkmıştı. Ölüleri toplamaya. Yollardan ölüleri toplamaya. Hatırlıyor musun Ahmet o kadar? Ölü toplamaya gidiyoruz dediği sözü hatırlıyorum da. Ama şöyle net derken benim hatırladığım çocuklukta çok şey var. Hani bizim oradan sürgün olmamız falan. Ama sen Ahıska Türklerindensin. Evet, Ahıska Türklerindensin. Ama o babam var söyledi ya, ölüleri toplamaya gidiyoruz işte. Öyle böyle onları da hatırlıyorum ama çocuğun aklında öyle bir şeyler iyi kalır. Evet. Tabii evet. Kan yani falan unutamaz. Görünce kan görmemizdin. Yollarda kan gördün. Arabalar çiğnenmiş vaziyette. Devrilmiş. İşte
Sen de gittin mi onlarla, baban gittiyse? Sonra ben biraz sonrasında çıktım. Yolları şeylerle, hortumlarla yıkıyorlar. Suyla. Çatında. Çok çatında. Var mı sizin kaybettiğiniz biri? Hamsu bizim de. Haydar Aliyev o günlerde Moskova'da göz hapsindeydi. Koca Sovyetler dağılırken Bakü kana boyanıyordu. Bütün düşünceleri tek noktaya odaklanmıştı. Azerbaycan'a dönebilmek. Devletin en üst düzey yöneticilerinden biri olarak değil Moskova'yı, oturduğu bölgeyi bile terk etmesi yasaktı. Her gittiği yerde izleniyordu. Deliliğe vurdu. Her sabah giyinip elinde bir çanta Moskova havaalanına gidiyor, birkaç saat sonra geri dönüyordu. Oturduğu bölgedeki nöbetçi asker nereden geldiğini sorduğunda Bakü'ye kadar gittim geldim diyordu. 15 gün boyunca her gün aynı şeyi yaptı. Artık izlenmiyordu. Zavallı, bunak bir yaşlı adamdı o. 1990 Mayıs'ıydı, bir sabah evden çıktı ve bir daha dönmedi. Bakü'ye gelmişti. Bakü güvenli değildi. Haydar Aliyev doğduğu yere, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne gidecek, orada halk onu bağrına basacaktı. O günler acı ve çaresizlik günleriydi. Her gün Karabağ'ın bir köşesi daha düşman eline geçiyordu. Savaşacak adam yoktu, Azerbaycan'da yönetimler değişiyor, her gün yeni bir isyan haberi geliyordu. Ülke içte ve dışta düşmanla çevriliydi. 1993'te halkın dayatmasıyla Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı oldu. İşgal ve isyanlar son hızla sürüyordu. Ermeniler Karabağ'ın çevresinde tamamen Türk yerleşimleri olan Adem, Kelbeşir, Fuzuli, Laçin'i de işgal edeceklerdi. Azerbaycan kırılmıştı, Aliyev ateşkes ilan etti. Binlerce insan ölmüş, 1 milyon Karabağlı evsiz yurtsuz kalmıştı. Merdekan'da Güneşli Sanatoryumuna yerleştirilmişlerdi. 50 aileydiler. Onlar kaçkınlar. Ölüm kaçkınları. Şimdi sizden başlayalım. Siz efendim adınız ne? Söyle bakayım biçim. Birisi ne? Birisi Cahan, birisi de Hicran. Sen ne yapıyorsun burada? Hiç. Yani temizlik falan mı yapıyorsun? Senin ne yaparken yakaladık seni? Hayır, döveceğim. Ha, döveceğim. Bu şeyi Cihan'la içerideki bu çocuk. Başka uşağı. Başka bir uşağı döveceksin, onu bekliyorsun burada. Hidran geliyor işte. Peki ne yaptı da döveceksin o başka uşağı? Bana korkak diyor. Kim o? Bunlar demiyor ki, başka uşak diyor. Hey yalan var. Senin adın bir nohut tanesi mi? Sen bir nohut musun? Mercimek misin? Nesin sen ya Rabbim? Ceviz misin sen ya? Fevral ay.
Ben ilerim Aksın'la Kocaeli'den çıkmışım. 12 yıl olmuş yani. 13 yıldır burada yaşıyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Görebilir miyim? Diye bu sanatoryada yaşıyorum. 10 sütko meşelerde kalmışım. Uşaklar nereden yanında. Nereden geldiniz? Meşelerle gelmişim. Meşeler. Kocaeli'den. Şu anda orada Ermeni işgali var. Ermeniler, tank, top, ne bileyim Ermeni işgalçıları. Meşeler doluydu, imkan vermiyordu. 10 sütko biz körpe uşaklar yanımızda gelmişiz. Dönme umudunuz var mı? Neyin? Oraya, meşelere dönme umudu var mı? Valla dönme istiyoruz. Biz istiyoruz ki bu dakikanın içi torpaqlarımız alınsın, kaydak yerimize. Umut eləyirik ki, belki de prezidentimiz alar, kaydak yerimize, yurdumuza. Biz heylə umut eləyirik. Allah affına, ne deyim? O hadiseleri gördüğümə görə, belki daha çox savaş istəyirəm ola bilər. Amma eyni zamanda hiç görməsən o hadiseleri. Elə mənim belə deyək, bir Azərbaycan türkü olduğum yetərlidir ki, və Qarabağında bizim torpaqlarımız olduğunu bildiyim yetərlidir ki, o torpaqlar üçün savaşa hazır olun. Anam şəhid olub. Qardaşımın, böyük qardaşımın məzarı qaldı, qəbri. Atamın qəbri qaldı. Ondan sonra ən əsası 6 evladımın atası şəhid oldu. Hansı ki Mürsəlin atası. Yəni, şəhid oldu. Onun da Ağdam şəhərində dəfn elədi, onun da məzarı qaldı. Bir oda veriyorlar. İnsanlar buralarda yatıyor. Evet. Değil mi? İki yatak. Kaç kişi yatıyor burada? 5 dolar, 4 dolar, 6 dolar. Öyle yani. Dolar. Ama şu anda sen mi yaşıyorsun burada? 3 kişilik aile mi? Ben çok çatımda. Ben olur 7 nefer. Çok çatımda. Yani böyle bir odalar veriyorlar ve aileler bu odalarda yaşıyorlar. Ha. Peki mutfak olayını ne yapıyorsun? Ya da tuvalet geçme olayını? Obşide. Yani umumi. Umumi hamı bir yerde. Var mı öyle bir mutfak burada? Mutfak yok. Mutfak yok. Dev görürsünüz bu ev. Mutfak yok, bu var. Bu suyun üstünde. Ya da diye görürsünüz ben çölde yemek yapıyorum. Bu su vesaire, yapayım. El yıkama vesaire, çamaşır yıkamayı ne yapıyorsun? Çölde bir daha vanik olmuşuz. Çamaşırda umumi hamamımız var, odur. Yani... Bir gün benim için güzel değil. Benim için hiç ne yakışı değil. Yani kime hiç şey 12 yıldır böyle yaşıyoruz da. Mən hər gecə mən Qarabağı yuxumda görürəm. Heç vaxt unutmaram. Gündə burada mən 1000 manat dollar alam, mən orada unutmaram. Orada ac qalım, keşki öz torpağımda olum. Heç vaxt onu unutmaram da. Bizim Türk xalqı böyük xalqdır. Atatürkün xalqıdır. Eyni zamanda Heydər Əliyevin xalqı da Azərbaycan xalqıdır. Şəxsən mən 70 yaşım var. Əgər biz sülh yolu ilə, dünya siyasəti ilə əgər biz torpaqlarımızı azad edə bilməsələr, onlar öz torpaqlarımızdan çıxmasalar, biz müharibə yolu ilə öz torpaqlarımızı azad edəcəyik. Onu açıq qulaqlarını eşitsinlər ki, Azərbaycan xalqı Türk xalqı ilə birləşib, heç vaxtı da geri qalmayacaq. Doğmuşlardı ve şartların zorluğu ve geleceğin belirsizliği umutlarını zayıflatıyordu. Bilinmezlikler bu genç varoş nüfusunu tehlikelere açık hale getiriyordu. Herkese merhaba. Onlara çok çok selamlar diyorum. Evet, ben de iletiyorum. Evet, bunu. Ben de diyorum. Sen de de. Onlar duvarların ardında kaldılar. Merdekan'da deniz kenarına indiğimizde ülkede son 10 yıldır sıcak parayla tanışan bir kesimin sayfiye evleriyle karşılaştık.
ama aynı kare içinde bir gün kentlerine dönmeyi bekleyen insanlar da vardı. Ve bu çelişki iç yakıcıydı. Yoksul yaşayanlarla çok varlıklı olanlar çok fazla bir arada ve çok aynı karenin içine sığabilecek durumda. Buna siz ne düşünüyorsunuz? Yani tamam, bir geçiş dönemi, bazı insanlar daha sivriliyor, zengin oluyor vesaire, ama bu sonra büyük sorunlar getirmez mi ülkeye, böyle farkların olması, ve ne yapılabilir? Bilirsiniz, bu elbette ki pazar iktisadiyatının fesadlarıdır. Biz keçmişdə komünist rejimində yaşayırdıq. Hamı eyni bərabər idi. Nə zəngin var idi, nə də fakir. Eyni səviyyədə. Amma indi inkişaf etmiş ölkələrdə mənzərə təxminən eyni. Gedin New York'a baxın. Bir tərəfdə gecə o tonqalın yanında duran evsiz eşiksiz, digər tərəfdən yüzlərlə milyon dollar dəyərində apartmanda oturan bir adam. Türkiyəyə baxın. Eyni mənzərə. Bizim problemimiz qaçqın problemidir. Əgər bu problem olmasaydı, Azərbaycanda belə böyük fərq olmazdır. Bugün Azərbaycanda sərbəst ekonomi, sərbəst iqtisadiyyat mövcuddur. Bizim ümumi daxili məhsulumuzun %75-i özəl sektorunda yaranır. Əlbəttə ki, özəl sektorda çalışan insanın parası olur, pulu olur, imkanı olur, ev tikir, araba alır, nə istəsə eləyər. Sərbəst. Biz ona deyə bilmərik ki, sən bunu yapma, sən bunu etmə. Amma o sosial ədalət prinsipi əlbəttə ki, özünü necə deyə, əksini tapmalıdır. Və bunu etmək üçün biz əlimizdən gələn edirik. 8 milyondan 1 milyonu qaçqın. Onun parasını da, yeməyini də, yardımını da dövlət edir. Dövlətin də imkanları məhdud. Biz 100 milyon dollar dəyərində qaçqınlar üçün yeni şəhərciklər saldıq. Böyük, gözəl şəhərciklər, müstəqil evlər, həyat sahəsi, para da verir onlara. İndi 100 milyon daha da xərcləyəcəyik ki, bunları yerləşdirək. Bizdə cəmiyyətdə o qədər də böyük fikir ayrılığı yoxdur. Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın müqəddəratı, onun inkişaf yolları, və ümumiyyətcə gələcək perspektivləri haqqında cəmiyyətdə demək olar ki, fikirlər üst-üstə düşür. Əlbəttə ki, müxtəlif təbəqələrin öz problemləri var, öz necə deyərlər, çıxış yolları var. Amma ümumiyyətlə baxanda cəmiyyət, yəni birləşmiş cəmiyyətdir. Ona görə qeyri-hökumət təşkilatlarının burada əlbəttə ki, bəzilərin fəaliyyətində mən şəxsən bəyənmirəm. Çünki bəziləri çox qərəzli xarakter daşıyır, bəziləri ölkənin əleyhinə xidmət edir. Biri var, iqtidar müxalifət münasibətləri, biri də var ki, öz ölkəsinə xəyanət etmək. Bəzi o qeyri-hökumət təşkilatları məhz bu işlərlə məşğuldurlar. Bəziləri xaricdən maliyyələşdirilirlər, xarici dairələr bunlara para verib də öz xalqının əleyhinə getməyə məcbur edir, yaxud da ki, sifariş edir. Bunları hamısını siz yaşamışsınız, sizin ölkə yaşayıb, bizim və yaşayır, bizim ölkədə bunu yaşayır. Bu da reallıqdır. Amma Azərbaycanda xalqla iqtidar arasında münasibətlər sıcaqdır və bizim də gücümüz bundadır. Mürsel Hasanov zor şartlar altında inancını, umudunu kaybetmemiş olanlardandı. O doğu insanını birkaç cümleyle özetlemişti. Şikayetim yoktu yaşamdan. Normal yaşayışımız yoktu bizim. Ama bütün bunlara rağmen ben şikayet eləmək fikrim yoktu. Neye göre? Çünkü bu da bir mərhələdir. Bunu da ola bilsin biz keçməliyik. Belə deyək de, insan nə qədər çox əzab, əziyyətlə üzləşirsə, bir o qədər möhkəm olur.
Xocalı soyqırımı nerədəsə elə bil ki, ermənilərə yapılmış Türk soyqırımının cavabı kimi ortaya çıxmış evet. şəkildə, belə bir şəkildə bəzən bu evet. Dünyada yayılır. Və ermənilərə soyqırımı olması barədə 100 il bundan öncə daha çox dünya bunu qəbul eləyir. Yəni parlamentolar qəbul eləyir. Biz görünür biraz daha çox çalışmalıyıq ki, olan hadisələrdən, olan olaylardan, onların tarixi məzmunundan, möhtəviyyatından dünya daha çox baş çıxarsın. Bakü'da Haydar Aliyev'in kurduğu Atatürk Merkezi'ndeyiz. Profesör Nizami Caferov bu merkezin başkanı ve milletvekili. Geleceğin muasır medeniyetinin Avrasya'da kurulacağını söylüyor. Dünyanın en büyük medeniyetleri Avrasya'dan çıkmıştır ve çağdaş medeniyetin adresi burasıdır diyor. Avrasya böyük dövlətçilik, birgə yaşayış, böyük idarəçilik, böyük mənəviyyat və düşüncə məkanıdır. Dünyanın bütün dinləri burada əmələ gəlir. Bütün doğal kaynakları da bütün burada. Bütün doğal kaynaklar buradadır. Amma deyək ki, həmin ölkələrdə daha çox problemlər var. Deyək ki, Amerikada çox gəlişmədən irəli gələn problemlər var. Afrikada geri qalmadan irəli gələn problemlər var. Amma Avrasiya belədir ki, bir növ bir normal bir sistem yarada biləcək. Nizami Caferov gibi Azərbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar da Avrasya coğrafyasındaki kültür birliğine ve bu ülkelerin önlerine konmuş engellerin kaldırılmasının önemine dikkat çekiyordu. Yıllardır kardeş ülke tanımıyla çok yol kat etmediğimizi, klişeleri bırakıp aynı yolda adım atmamız gerektiğini vurguluyordu. Türkiye bizim her şeyimizdir. Türkiye bizim Azerbaycan'ın dostu, kardeşi, arkası, ümidi, penahıdır. Ve Türkiye iyi oldukça biz de iyi oluruz. Ve biz hiç vakit istemeyiz ki Türkiye'nin bir, bizde bir laf var, başından bir Türk eysi olsun. Der kardeşim nasıl insandı? Der bilmiyorum, onunla yoldaş olmamışım. Yani bir gitmemişim. Biz Türkiye ile kardeşiz ama hele yoldaş, tam yoldaş olmamışız. Evet. Yoldaş olmamız lazım. Bugüne kadar ayrı bıraktırılmış ülkelerin artık yakınlaşma zamanıdır diyordu. Yoksa büyüyen fırtına süpürüp gidecek koca uygarlıkları. Dünyanın hassasiyet gösterdiği konular da çok değişkenlik gösteriyor. Evet. Yani bazı bölgelerde dünya ayağa kalkıyor ama bazı bölgeleri görmezden geliyor. Dünya çift standartlarla yaşıyor. Çift standartlarla yaşıyor. Çünkü mesela dünyada şey teröristler, Filistin teröristleri, bilmem İslam teröristleri bunları söylüyorlar. Ama Asala teröristlerini söylemiyorlar, Ermeni teröristleri. Halbuki Paris'te, Orly'de şey yaptılar, Moskova metrosunda yaptılar, Türkiye'nin büyük ülkelerini öldürdüler. Mesela bu terörizm değil mi? Azerbaycan'a karşı terörizm ise artık 15 yıldır devam ediyor. Bir ülke gelip komşu ülkesinin topraklarını işgal edirse, Bakü'de metroda bir şey yapırsa, bir patlayış yapırsa, bilmem orada birisini öldürürse burada, bu da terörizmdir. Ama dünya buna göz yumurtu. Azerbaycan daha 15 yıl önce dağılmanın arifesinde bir Sovyet Cumhuriyeti'ydi. Dünya çapında bir lider başına geçti ve bir satranç ustası gibi her hamleyi hesap ederek Azerbaycan'ı bugün bulunduğu yere getirdi. Ermeni işgalinin yayılmasını önledi, çeşitli darbe ve suikast girişimlerini atlattı. İsyanlar bastırdı. Ülkenin zengin kaynaklarını en akılcıl şekilde değerlendirdi. Dış devletlere Azerbaycan'ı saymayı öğretti. Vatanımdır namusumda arımda Vatanımdır namusumda arımda şerefimde şöhretimde Ama Karabağ hala işgal altında. Kalbimin hüzün dolu köşesi derdi Karabağ için.
o kalp bu hüzne dayanamadı. Bugün eziyetle güçlenmiş kararlı Azerbaycan halkı zulmün galip geleceğine inanmıyor. İlham Aliyev'le Rızaoğlu Haydar'ın bıraktığı yerden devam ediyor. Onunla sohbetimde o dedi ki benim yolum budur. Ve bu yolda ben her şeye hazırım. Ve o haklıydı. Ve bugün ben de bu yolla giderim. Bu yol yani o kadar da nece diyorlar rahat yol değil. Bütün ülkenin mesuliyeti benim üzerimde. Bütün demeli çetinlikler yahut da ki problemler ben çözmeliyim. Ama ben eğer buna gediremse ben mesuliyeti terk etmeliyim. Eğer gediremse ben anlamalıyım ki artık benim hayatımda bir hat var. O hattı ben keçtim. Ben artık özüme məxsus değilim. Ben Cumhurbaşkanıyım. Ben halkı təmsil edirəm. Ve gerek her bir hareketimle, adımla elə edəm ki, Azerbaycan daha da mühkəm olsun. Azerbaycan halkı daha da güclensin. Ülkemiz qalxsın. Daha da bizim müstəqilliyimiz sarsılmaz olsun. Yani bu şuurlu bir seçim. Atamın seçimiydi. Bugün de benim seçimimdi. Hayat belədir. Azerbaycan'dan yayınımız bundan ibaret değil. Önümüzdeki programda sizi bu sanat ülkesinden çok özel sanatçılarla tanıştıracağız. Tiyatrocular, müzisyenler, yazarlar, şairlerle sanattan, siyasetten ve dünyadaki güç dengesinden söz edeceğiz. Doğudan yükselen sese kulak vereceğiz. Hoşçakalın.